Efendim Trabzon günlerinde şu anda görüyorsunuz. Evet, harika bir yürüyüşle startımızı verdik. Birazdan resmi açılışımız yapılacak. Protokolde çok değerli isimler var. Ortahisar Belediye Başkanımızı görüyoruz şu anda. Çok değerli Ahmet Kaya Başkanımız. Evet, yine Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Başkanı. Küçükçekmece Belediye Başkanımız orada. Yine bütün yöneticileri görüyoruz burada. Evet, harika bir atmosferde gidiyoruz. Evet. Yine Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanımız Sayın İsmail Şatıroğlu şu anda protokolde. Dilek Hanım'ı görüyoruz. Yine Trabzon'dan gelen engelli kardeşlerimize hizmet veren çok değerli Melek Hanım'a. Ekip harika, harika. Evet, bizi izlemeye devam edin. Evet, Fatih Belediyesi Mehteran takımına güzel bir alkış istiyorum sizlerden. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, çok değerli misafirlerimiz, sayın belediye başkanlarımız, sayın federasyon başkanlarımız, sayın dernek başkanlarımız, sayın Trabzon Dernekleri Federasyonu yönetimi ve siz değerli hemşerilerimiz ve misafirlerimiz ve basınımızın güzide mensupları, Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü kutlaması ve Trabzon kültür buluşmalarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz efendim. Evet, bugün bana eşlik edecek yine Trabzon Dernekleri Federasyonu'ndan Başkan Yardımcımız Sayın Oğuzhan Usta'yı ben yanıma davet etmek istiyorum bugünü. Onunla beraber sizlere iki hemşeri olarak sunmak istedik. Evet, merhabalar efendim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, dediğimiz gibi Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu bir tarih şehridir Trabzon. Bir turizm şehridir Trabzon. Kültürüyle, folklörüyle, yöresel lezzetleriyle efendim Yeni Kapı'da bu hafta Trabzon'u ağırlıyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Evet, öncelikle açılışımızı gerçekleştirmek istiyorum ben sizlere. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum, arz ederim. Evet, açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Yine Kur'an tilaveti için Ahmet Çabuk hocamızı sahneye davet ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya eyyühellezine amenü iste'inu bis sabri ve's salah. İnnallâhe me'as sâbirîn. Ve lâ tekûlû limen yuktelu fî sebîlillâhi emvâtun bel ahyâ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين أولا بذات فاعل الكائنات iki cihan peygamberi sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ruhları için ve kafe-i ehli iman ve ehli sam arvahların ruhları için ve hasaten ya Rabbi ülkemizin kurulması, kurtulması ve korunması noktasında şehit olmuş olan tüm şehitlerimizin aziz ruhları için ve hasaten ya Rabbi şu anda bu programa icabet etmiş olan kardeşlerimizin de ahirete irtihalmış olan anaları, babaları, eş dost, akraba, arkadaş, çoluk çocuk ve tüm sevdiklerinin ruhları için hayırların celbi için, şerlerin defi için, Müslümanların sağlık, sıhhat ve selameti için ve hasaten ya Rabbi senin rızan için El-Fatiha. Efendim aramızda katılan değerli belediye başkanlarımızı saymak istiyorum. Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Kaya. Alkışlarınızla beraber lütfen. Dernek Pazarı Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Aşık. Maçka Belediye Başkanımız Koray Koçan Başkanımız. Köprübaşı Belediye Başkanımız Ali Aydın Başkanımız. Konya Belediye Başkanımız Osman Beşel Başkanım. Yomra Belediye Başkanımız Mustafa Bıyık Başkanımız. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık. Beşikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Cahit Erdem. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi. Çaykara Belediye Başkanımız Sayın Hanefi Tok. Düzköy Belediye Başkanımız Sayın Selim Çelenk ve Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün. Evet, katılımlarından ötürü Sayın Belediye Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu arada katılamayıp da bizlere ve sizlere selamlarını iletenler de var. Dilerseniz kısa ve öz olarak onları da sizlere aktarmak istiyoruz.
yoğun programından dolayı nazik davetinize katılamayacağımı belirtmek isterim. Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü kutlamaları ve Trabzon'un 14. günleri açılış programımızın hayırlara vesile olmasını diler. Federasyonumuzun tüm mensuplarına, Trabzonlu hemşerilerime ve teşrif eden kıymetli misafirlerimize selamlarımı sunarım. Doktor Hakan Bahadır, Bahçeli Evler Belediye Başkanı. Değerli misafirler, kıymetli hemşerilerim. Trabzon'umuzun eşsiz kültür ve sanatıyla birleştiği bu anlamlı festivalde sizlerle birlikte olmayışımın üzüntüsünü yaşadığımı belirtmek isterim. Trabzon'umuz sayısız değerlere sahip. Öyle ki birçok değerlerimiz sınırlarımızı aşarak dünyanın dört bir noktasında karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli etkinliklerle dört gün boyunca sürecek olan festivalimizde Trabzon'umuzun zengin, kültürel, miras ve sanatsal değerlerinin geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlayacak ve aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi de güçlendirecektir. Başta Trabzonlu tüm sivil toplum kuruluşları federasyonumuz olmak üzere bu güzel festivale katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyor. Festivalimiz, İstanbul'umuz, Trabzon'umuz ve tüm ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederek tüm değerli katılımcılarımıza sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Ahmet Metin Geç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Bir kişi daha var hemen. Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü kutlamaları ve 14. Trabzon Günleri programına nazik davetiniz için teşekkür ediyor. İlimizdeki yoğun programlar nedeniyle davetinize katılamayacağımı, Trabzon'un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma, yaşatma amacıyla katkı sağlamak adına düzenlemiş olduğunuz bu programın bütün katılımcılara dostluk, dayanışma içerisinde neşeli vakit geçirmelerini dilerim. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, teşekkür ediyoruz efendim. Evet, şimdi bu muhteşem organizasyona ev sahipliği yapan Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın İsmail Şatıroğlu'nu selamlama konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz ev sahipliğinde. Başkanımıza güzel bir alkış istiyoruz. Sayıdeğer belediye başkanlarım, dernek başkanlarım, değerli hazır olan hanımefendiler, beyefendiler, kardeş vilayetimiz Maraş'ın kıymetli federasyon başkanı, öncelikle şahsım ve kurum adına hepinize hoş geldiniz diyor, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli hazır olan kıymetli belediye başkanlarım, Fethin 563. yıl dönümünü hep beraber burada sizinle beraber kutlamak, beraber olmak bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Binlerce kilometre öteden buraya gelmiş, zahmet vermiş, bu etkinliğimize katkı sunmuş kıymetli belediye başkanlarıma da Trabzon'dan buraya kadar gelmiş bu kıymetlerime de bir kere daha teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Malumunuz Fethin 563. yıl dönümünü kutluyoruz. Biz bunu, bu etkinliği kıymetli Ahmet Başkanım Trabzon'da da yapabilirdik. Ama Fethin, Fatih'in burada manevi huzurunda hemen bu semtimizde de kabri bulunan o değerimizin de manevi huzurunda burada kutlamak ayrıca bir anlam teşkil ediyor. Bunun için de burada yıllardır bu etkinliğimizi yapıyoruz. Fazla vaktinizi almadan birkaç kelimeyle hemen sözü kıymetli siz değerli hazırlığına bırakacağız. Öncelikle çok güzel bir seçim dönemi geçirdik. Bu pazar malumunuz federasyonumuzun olağanüstü 1130 delegesiyle yapmış olduğumuz bir seçimimiz oldu. 2000'e yakın insanımızın teşrif ettiği bu seçimimizin bir siyasi parti havasında o kalabalığı da görünce bir kere daha memnuniyetimi de ifade etmek istiyorum. Olağanüstü bir heyecan, olağanüstü bir katılım ve
Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun o büyüklüğünü, o yapmış olduğu çalışmaların oradaki seviyesini görmek bizleri de ayrıca memnun etmiştir. Değerli katılımcılar, İstanbul'da malumunuz büyük bir Trabzon evi yaptık. Bunları sizlerle beraber yaptık. Sizlerin katkılarıyla yaptık. Cerrahpaşa'da 2000 metrenin üstünde ve 6 katlı bir merkez yaptık. Kıymetli abimiz, bu belediyeciliğin duayeni Kemal abimiz, kıymetli başkanımız da Hasan abimiz de burada, onları görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İstanbul'da Sayın Çalık Başkanımı ve değerleri, bizim Trabzonlu olması, Trabzon Belediye Başkanı olması Trabzonlu'nun bir gururu. Hele İstanbul gibi bir yerde rahatlıkla gidip kapılarını çalmamız ve bize gönüllerini açması, bize yüreklerini açması ve büyük şehirdeki bir hemşerimizin de olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu anlamda kıymetli hemşerilerimize, sizin huzurlarınıza teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum. Değerli katılımcılar, Trabzon'da da Uzun Sokak'ta bir Trabzon Dernekler Federasyonu temsilciliği açtık. Orada da ciddi şekilde hizmet veriyor. Malumunuz ayın 26'sında bu ayımızı Paris temsilciliğimizin açılışını yaptık. Orada Bülent Cumhurbaşkanımızla beraber bizi en iyi şekilde temsil eden bir kıymetlimiz var. Bunun haricinde Ankara'da ve Kıbrıs'ta büyük bir temsilcilikle beraber orada Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun bu geniş katılımlı organizasyonu hep beraber şahit olacağız. Kıymetli başkanlarım, burada malumunuz bir söz verdim. Allah inşallah bize nasip eder. Nedir o söz? Kıymetli belediye başkanlarım, kıymetli Hasan abim, Kemal abim, Sayın Çalık başkanım, İstanbul'da sizler olmak üzere bize her anlamda desteğinizi verdiniz. İstanbul'da bir söz verdik. Yıllardır hizmet veren bir Trabzon erkek yurdumuz vardı. Şimdi kısmet olursa Anadolu yakasında bir Trabzon kız yurdu yapma hayalimiz var. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize vereceği katkı, kıymetli İmamoğlu'nun hemşerilerine her anlamda sahip çıktığı gibi bu anlamda da bize sahip çıkacağını inanıyor ve biliyorum. Burada da inşallah bize desteğinizi, bize olan katkınızı her anlamda bekliyor. Bu organizeyi çok iyi bir şekilde hazırlayan ve bakın hep şunu söylüyorum. Açık ve net. Hasan Başkanım, bunu özellikle bilmekte fayda var. Burada en büyüğümüz sizsiniz. Trabzon Dernekler Federasyonu'nun siyaseti yoktur. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Trabzon Dernekler Federasyonu'nun siyaseti Trabzon'dur. Bakın kıymetli hazırım, bizi bir yerlere yamalamaya çalışıyorlar. Ocu bucu. Biz hiçbiri ocusu bucusundan değiliz. Biz Trabzonluyuz. Bu kadar net söylüyorum. Muhakkak ki yürüdüğümüz, iş yaptırmak istediğimiz, bir şeyler için destek aldığımız insanlar var. Ben Türkiye'nin en büyük organizasyonunu hemen burada Yenikapı'da 347 bin kişiye yaptım. Nasıl yaptım? Hani bir başkanım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı benim hemşerim olmasaydı burada o şampiyonluğu ben kutlayamazdım. O töreni burada yapamazdım. Onun için biz birbirimize destek vermemiz lazım.
Hele İstanbul dışında olan. Biz İstanbul'da binlerce kilometre uzakta Trabzon'u izliyoruz. Oradaki yaşayanlar bizi anlayamıyor. Biz oranın hasretiyle büyüyen, oranın hasretini hatıralarıyla büyüyen ve hani söyler ya, Trabzon'un en zengini ne yapmak istermiş? Köyünde bir ev yapmak istermiş. O düşüncesi içerisinde bilhassa bizim nesil, büyüyen bir nesil. Bu anlamda benim ilçemin kıymetli belediye başkanı Çaykara Belediye Başkanı da burada. Başka belediye başkanımız da. Bütün hepsine binlerce kilometre öteden geldi. Ziyadesiyle bizi mutlu etti. Seçim programımız nedeniyle çok ilgilenemedik, çok takip edemedik. İnanın 2 ay Hasan Başkanım, rakibimiz bizi uyutmadı. Olağanüstü bir mücadele verdik. Ama Trabzon plakasını yazdırdık. O arkadaşımıza, kendisine de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir heyecan kattı. Bu anlamda durmayacağız. Çok daha güzel işler yapacağız. Size hiç mahcup olmama adına, sizi temsil etme adına, Trabzon'u en iyi şekilde temsil etme adına elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum. Huzurlarınıza kıymetli yönetim kurulu, yeni seçilen bütün arkadaşlarımı el ele, gönül gönüle, gördüğünüz gibi kalabalık bir kadro. Sizlerin emrinde Trabzon'la beraber, Trabzon insanıyla beraber, gece gündüz durmadan İstanbul'da Trabzon'un sesini en öne çıkarma adına ve buradan size bir kere daha söz veriyorum. Trabzon Dernekleri Federasyonu, Türkiye'nin, net olarak söylüyorum, en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesi olacak. Bu kadar net söylüyorum. Bu duygu ve düşünceler içerisinde. Allah bizi sizlere mahcup etmesin. Biz sizlerin duasını, gönlünü istiyoruz. Bu anlamda ilk defa tanıdım, Trabzon'a gittim. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kıymetli hanımefendiye de saygılarımı sunuyorum. Ortahisar Belediye Başkanımıza gittim. İlk defa karşılaştık. Benim insanım çok güzel. Çok mutluyum. Olağanüstü keyif alıyorum. O zerafeti, o nezaketi, nereye gitsek bunu görüyoruz. Bu anlamda hanımefendiyle beraber buraya da gelmesi bizi bir kere daha ziyadesiyle mutlu etti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Evet, Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanımız Sayın İsmail Şatıroğlu'na ve yönetimine şöyle kocaman bir alkış istiyoruz. Bayağı kalabalık ve güçlü bir yönetimle tekrardan Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığı'nda yürütmekte, başkanımıza ve yönetim kuruluna, başkan vekillerine, başkan yardımcılarına, herkese çok teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi aramızda değerli isimler var. Değerli hocamız Profesör Doktor Yaşar Hacı Salioğlu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörümüz. Hoş geldiniz efendim. Basın İlan Kurumu eski başkanımız Mehmet Atalay Başkanım, hoş geldiniz efendim. Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanımız, kardeş şehrimiz biliyorsunuz hepiniz zaten, Uğur İnanç Başkanım, hoş geldiniz efendim. Evet, yeni katılımda bulunan misafirlerimize de tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Ve yine ev sahipliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube Müdürümüz Sayın Vedat Karay'ı selamlama konuşmaları yapmak için davet ediyoruz efendim. Sayın Belediye Başkanlarım, Sivil Toplum Kuruluşlarının değerli başkanları, kıymetli Trabzonlular ve Trabzonlulara
Trabzon kültürünü görmek için aramıza katılan kıymetli İstanbullular, hepiniz hoş geldiniz. Şahsım ve kurumum adına sizleri saygıyla selamlıyorum ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletmek istiyorum. Evet, biz bir kez daha Trabzonlarla birlikteyiz. Trabzon bu ülkenin kadim kültürlerinden birisini taşıyor. Bu çok kültürlü, biz burada Yeni Kapı'da buluştuğumuzda her defasında görüyoruz. Sevgili Trabzon'dan gelen ilçe belediye başkanlarımız var. Onları burada belki ilk kez ağırlıyoruz. En azından ben ilk kez ağırlıyorum. Ama kurumlarının, ilçelerinin burada kültürlerini yaşatan dernekleri oldu. Ve her biri ayrı özelliğiyle sahne programı dışında da kültürel alanda Maçkalısı, Tonyalısı, Köprübaşısı hepsi kendi özelliklerini burada yansıttılar, İstanbullularla paylaştılar. Bundan da biz çok gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. İstanbul bir kadim kent. Elbette Türkiye'nin pek çok yerinden, pek çok kültürden insanlar yaşıyor. Onların kültürlerini burada İstanbullularla buluşturmak da bizim görevlerimizden birisi. Tabii bu emeği sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak vermiyoruz. Buna paydaşlarımız, sivil toplum kuruluşları var. Ben burada sizlerin huzurunda Trabzon Dernekler Federasyonu'na da çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok kıymetli emek verdiler ve sizleri bir kez daha saygıyla selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ev sahibinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube Müdürü Sayın Vedat Karay efendim. Evet, yine selamlama konuşmalarını yapmak üzere kendisi yine bizim hemşerimiz. Ben de Trabzonluyum ama küçük çekmeceliyim diyorum. Hem Trabzonluyum hem küçük çekmeceliyim diyorum. O yüzden başkanımızı da burada görmek de bizleri onurlandırdı efendim. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çevik'i davet etmek istiyorum. Çok kıymetli belediye başkanları, değerli mevkidaşlarım, Yeni Yüzyıl Üniversitemizin kıymetli rektörü, değerli bakanım, çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve yöneticileri, derneğimizin çok kıymetli genel başkanı, kıymetli protokol, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 3 belediye başkanı adına konuşmak üzere buraya geldim. Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece bu görevi bana verdiler. Onun için hepsi onlar adına selamlıyorum efendim. Şöyle diyebilirim, Sayın Federasyonumuzun kıymetli başkanı anlattı zaten ama benim de bu konuyla ilgili bir iki cümle edecek kadar duygularım var. Onu söylemek istiyorum. Sivil toplum kuruluşlarını çok önemsiyorum. Sivil toplum kuruluşları hakikaten ülkemizin çok değerli olan, çok kıymetli, çok çeşitli, çok renkli kültürünü yaşatma, nesillere taşıma, o duyguları bizlere yeniden yaşatma ve nelerle yoğrularak geldiğimizi yeni gençlerimize de öğretme açısından çok değerli iş yapıyorlar. Bu çok kıymetli birincisi. İkincisi şu, bunu da söylemeden edemem. Bir ülkede sivil toplum kuruluşları ne kadar güçlü olursa toplum o kadar örgütlü oluyor. Örgütü dağ örgütü gibi yanlış anlamayın. Örgüt bir ara aynı amaçla bir araya gelen insanlar topluluğu anlamında söylüyorum. O kadar örgütlü oluyor. Toplum örgütlü olunca da devlet demokratikleşiyor. Ve o zaman bütün herkes bu güzel ülkede, bu çok güzel ülkede, bunu bir saat anlatabilirim ülkemin güzelliklerini. Daha huzurlu, daha mutlu, daha demokratik kurallar içerisinde daha özgürce yaşama fırsatını yakalıyor. Zenginleşiyor her bakımdan, hem kültür bakımından hem ekonomik bakımdan zenginleşiyor. Burada sivil toplum kuruluşlarının katkısı çok önemlidir. Nereden biliyorum? Hem yaşıyorum hem de Avrupa'nın gelişmiş ülkelerine baktığımız zaman bir örnekle
tamamlayacağım bu konuyu. Örneğin İskandinav ülkelerinde bir kişi, bir aile reisi ortalama 8 derneğin üyesi. 8 derneğin üyesi, bir aile reisi. Neredir bu 8 dernek? Efendim, Sokağı Koruma Derneği'ne bile üye oluyor. Sadece mesleki kuruluşuna değil, sadece çocuğunun okul aile birliğine değil. Dolayısıyla bunun için yapıyor. Şimdi çok ilginç geldi değil mi? 8 derneğe birden üye olması çok ilginç geldi. Ama daha ilginci, daha enteresan olanı var. Şöyle cebinden şöyle bir karta, bunu ben gördüm. Şöyle bir kartta aylık ödentilerini, yani benim alacağım maaşı, bu ayki maaşı nerelere harcayacağım, bana yetecek mi diye 7. sırasındaki 10 madde yazıyor arka arkaya. 7. sırada daha 8-9-10 var. Üyesi olduğu sivil toplum kuruluşlarının aidatı. O kadar ciddiye alıyor sivil toplum kuruluşlarını. Onun için o ülkelerin ortalaması gayri safi milli hasıladan aldıkları pay 60.000 dolar. Buradan biz kendimize de sivil toplum kuruluşları adına da bir sonuç çıkartmamız gerektiği inancındayım. Bitirirken şunu söyleyeyim. Değerli başkanım, hiç şüphe yok ki insanlar bir gazete okurken dahi siyaset orada vardır. Ama bu herkesin hakkıdır. Çok özgürce bir şeydir. Sizler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, eğer siyaseti oraya karıştırarak bu işleri yaparsa kötü. Siz karıştırmıyorsunuz, karıştırmayacağınızı söylediniz, bunu ifade ettiniz. Teşekkür ediyorum. Özgürlüklerin doğru yaşanabilmesi için insanların siyasi fikirlerine saygı duymamız lazım ki onlar da bizim siyasi görüşlerimize saygı duysunlar. 17 yıl spor kulübü başkanlığı yaptım. Orada sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bendim. Başkanlık yaptım 17 yıl. Bendim. Karıştırmayınca karıştırmazsın. Bunu istemeyince yaparsın. Öyle değil. Herkes bu sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi için renkli olacak. Sizi de gördüm. Oldukça kalabalıkta bir yönetim kurulunuz var. Çok değerli, çok kıymetli. Verdiğiniz sözleri de tutacağınızdan eminim. Çok iddialı sözler verdiniz. Örneğin yurt hakikaten çok kıymetli. Yurdun yeniden tadilatla yapılmasının açılışına geldim ben. Çok memnun oldum. Oradaki insanlar benim yaşımdaydı. O yurtta kalanları orada gördüm ben. Çok değerliydi, çok kıymetliydi. Onun için buna ihtiyacımız var. Ülkemizin eğitiminin daha iyi bir şekilde yapılabilmesi için yurtlara ihtiyacımız var. Bu fikrinizi de gönülden destekliyorum. Üzerimize ne kadarı düşerse bir fazlasını da yapmaya hazırız. Bu duygularla bu güzel etkinliğin başta genel başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizle birlikte olmak bana da çok onur veriyor, gurur veriyor. Onun için diyoruz ki bize her yer Trabzon. Bunu bazı anlamayanlar var. Anlamayanlar var. Onları eleştirmek için söylemiyorum. Son olarak şunu söylüyorum. Bize her yer Trabzon cümlesinin altında yatan bu vatanın her karış toprağı hepimizin ortak mülkiyetidir, ortak malıdır. Onun için diyoruz bize her yer Trabzon. Onun için diyoruz herkes bizim hemşerimiz. Biz herkese kardeşçe bakmayı bilen, bunu başaran bir ilin evlatlarıyız. Ben de Trabzonlu olmaktan ama bütün ülkemin her yerini belki de en fazla sevme iddiasında olan birisi olarak hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun efendim. Evet, Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kemal Çevi'ye çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Başkanlarımız hem Küçükçekmece hem Büyükçekmece yan yana olunca başkanlarımızı karıştırmamaya çalışıyoruz bu arada. Evet, çok gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bir Trabzonlu olarak Trabzon'u, Trabzonlu duygularını en iyi şekilde ifade eden başkanımız.
Evet, bu arada selamlama konuşmalarını yapmak üzere yine Trabzon'dan gelen çok değerli belediye başkanlarımız var. Ben Maçka Belediye Başkanımız Sayın Koray Koçan'ı davet etmek istiyorum. Çok kıymetli belediye başkanlarım, kıymetli dernek başkanım, çok kıymetli hazurum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Benim için sürpriz bir konuşma oldu öncelikle, onu söylemek istiyorum. Gerçekten Trabzon, diyorlar ya, Türkiye'nin en farklı, en renkli şehirlerinden bir tanesi. Ve az önce Kemal abim de söylediği gibi, biz her yer Trabzon. Bunu Trabzon insanı her yerde gösteriyor. Neden gösteriyor? Çalışkanlığıyla, azmiyle, dünyadaki sosyal hayatımızın her alanında olan başarısıyla, siyasetteki başarısıyla, iş dünyasındaki başarısıyla, kültürel başarısıyla ve hepsinden önemlisi futboldaki başarısıyla gösteriyor. İnşallah yarın da galip geleceğiz. Buradan onu da söylüyorum. Tek temennimiz de bu. Gerçekten Trabzonlu olmak Türkiye'de bir farklılık. Ama dediğim gibi doğuştan gelen bir farklılık değil, azmimizle, çalışkanlığımızla, bulunduğumuz yerde yaptıklarımızla bize düşen her görevi gayretle yerine getirdiğimizden dolayı Türkiye'de gurur duyulacak bir şehrin evladı olmaktan ben bir kez daha huzurlarınızda gurur duyduğumu dile getirmek istiyorum. Ve Trabzon etkinliği deyince Ankara'da olsun, Kocaeli'de olsun, İstanbul'da olsun koşarak gelen bir belediyeyiz. Çünkü biz biliyoruz ki 1000 kilometre uzaktan da Yeni Kapı'ya gelsek burada çok kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Hasret gidereceğiz ve bize her yer Trabzon olduğunu buradan herkese göstereceğiz. Bunun için biz bunu önemsiyoruz. Buraya da gelirken Hamsiköy sütlacımızla, Maçka'mızın güzel turizmiyle, onları tanıtan broşürlerle beraber geliyoruz ve burada hemşehrilerimizle kucaklaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda bu etkinlikleri ben çok önemsiyorum. Hem ben bir devlet memuru çocuğuyum. Az önce başkanım dedi, buradan Trabzon'a baktığımız gibi Trabzon'dakiler bize bakmıyor belki ama ben 18 yaşına da İstanbul'da Eczacılık Fakültesini kazandım. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde babamın görevi dolayısıyla kazanarak geldim. Üniversiteyi bitirdiğimde dedim ki ben Maçka'da hiç okumadım. İşte çalışmadım. Sadece yazın bir haftalık izinde köyü biliyorum. Ben eczanemi Maçka'da açacağım dedim. Niye? Çünkü buradaki gözle Trabzon'a bakıyoruz. Ben onun için sizin de bakış açınızı iyi biliyorum. Onun için gurbetten Trabzon'a bakmak, Trabzon'dan da gurbetteki hemşehrilerimize bakmak ve onlarla kucaklaşmak bizim için çok önemli diyorum. Böyle bir fırsatı bize tanıdığınız için tüm emeğe geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Trabzon'dan getirdiğim kucak dolusu sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Maçka Belediye Başkanımız Sayın Koray Koçan efendim. Evet. Öncelikle ben katılımlarından ötürü kendisine çok teşekkür ediyor ve selamlama konuşmalarını yapmak üzere Ortahisar Belediye Başkanı Sayın Ahmet Kaya'yı alkışlarınızla davet ediyoruz başkanımıza da. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hem katılımlarından ötürü hem de duyarlı bir belediye başkanı olduğundan ötürü efendim. Kıymetli belediye başkanlarım, değerli rektörüm, değerli genel müdürüm, sevgili hemşehrilerim, sevgili İstanbullular, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Trabzon'dan, Ortahisar'dan sizlere kucak dolusu selamlar, sevgiler getirdim. Onu da iletmek istiyorum. Burada kendimizi bizlere evinde gibi hissettiren Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanımıza ve değerli belediye başkanlarıma da huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Başkanlarım ifade ettiler. Gerçekten bize her yer Trabzon. Biz Trabzonlular olarak gittiğimiz her yerde bütün güçlüklere göğüs gererek en yoğun şekilde mücadele ederek orada kendimizi, özgür ağırlığımızı hissettiren insanlarız. Bunun bir sebebi şu arkadaşlar. Bizler Trabzon olarak ifade edildi, arkadaşlarımız söylediler. Fatih'in fethettiği, Kanuni'nin yönettiği bir kentiz. Fakat aynı zamanda bir cumhuriyet kentiyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 defa ziyaret ettiği, ki ilk ziyareti 1924, ikinci ziyareti 1930,
Üçün ziyareti de 11 Haziran 1937'dir. 1937 11 Haziran'ında Gazi Mustafa Kemal Atatürk mal varlığını Türk milletine Trabzon'dan bağışlamıştır. Bu Trabzon adına büyük bir onurdur. Bununla da gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu çok erdemli davranışı Mustafa Kemal Atatürk Trabzon'da sergilemiştir. Ve orada daha milletime neler neler vermek istiyorumla biten mal ve mülk bende ağırlık yapıyor. Bunları milletime bağışlamaktan ferahlık duyacağım. İnsanın zenginliği kendi manevi kişiliğinde olmalıdır sözlerini sarf etmiştir. Dolayısıyla Trabzon'un özellikleri saymakla bitmez değerli arkadaşlar. Biz Trabzonlular bütün Türkiye'de çalışkanlığıyla, mertliğiyle, vatan sevgisiyle tanınan insanlarız. Yine büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü bizim kulağımıza hep küpedir. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Hangi Trabzonluyu tanıdıysam, hangi işi yapıyorsa en iyi yapma gayreti içinde olan insan. Bu hepimizin gurur duyması gereken bir özelliğimiz. Bizi öne çıkaran, bizi farklı kılan, bizi her gittiğimiz yerde o toplumda kabul görür hale getiren belki de bu özelliğimiz. Bu özelliğimizle de gurur duyuyorum. Ayrıca 3 gün önce Cumhuriyet Bayramımızdı. Buradan da Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Trabzon'da, Ortahisar'da çok görkemli, belki de Trabzon tarihinin en kalabalık Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından birini yaptık. Bütün hemşerilerime buradan huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Ve yine bu yarın akşam da Fenerbahçe ile bir maçımız var. Trabzon deyince Trabzonspor'u konuşmadan olmaz. İnşallah Fenerbahçe'yi yeneceğiz, İstanbul'dan söylüyoruz. Trabzon buna hazır. Trabzon buna inandı, Trabzon buna kenetlendi. Ben de maç için döneceğim, tribünde olacağım inşallah. Trabzonspor'umuzu hep birlikte gönülden destekleyeceğiz. Ve şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Ben burada bizlerle sizleri buluşturan dernek başkanıma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, emek veren herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sizleri Ortahisar Belediye'mizin ve Trabzonlu belediyelerimizin açtığı bölgemizi, ilçelerimizi, beldelerimizi tanıtan standlarımızı ziyarete davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Evet, Ortahisar Belediye Başkanı Sayın Ahmet Kaya, çok teşekkür ediyoruz. Sizi göndermeyelim çünkü açılışımızı yapacağız başkanım. Şöyle alalım sizleri. Protokolümüzü alalım, federasyon başkanımız, yönetimimiz, kaftalımda bulunan belediye başkanlarımız, evet yine sivil toplum kuruluşları ilişkileri şube müdürü Sayın Vedat Kara ve bütün belediye başkanlarımızı ve protokolümüzdeki çok değerli insanları, misafirlerimizi davet ediyoruz. Hep beraber açılışımızı gerçekleştireceğiz. Evet, Trabzon kültür buluşmaları ve Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü etkinliği kapsamında düzenlenen Trabzon tanıtım günlerinin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz efendim. Evet, yönetim kurulumuzu da alalım. Evet, o güzel alkışlarınızla. Şöyle bir geçeyim. Ben şöyle bir düşeceğim. Sığmadık. O kadar kalabalık ki yönetimimiz var. Çok değerli protokolümüz var. Evet, alkışlarla. Alkışlar. Evet, kestik efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben tekrardan Trabzon Dernekleri Federasyonu'na, başta başkanımız Sayın İsmail Şatıroğlu'na ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Yine katılımda bulunan bütün belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yine ta Trabzonlardan gelen, bugün için, bu etkinlik için gelen misafirlerimize de çok teşekkür ediyoruz efendim. Pazar akşamına kadar bizler buradayız, sizlerle birlikteyiz efendim.